Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size kesirleri genişletme ve sadeleştirme konusunu anlatacağım. Konuyu kısaca anlattıktan sonra her zaman yaptığım gibi devamında tabii ki soru çözümleri de sizlere göstereceğim, anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi kesirleri genişletmek veya sadeleştirmek ne işe yarıyor? Ben bir iki tane örnek yazdım. Daha başka işe yaradığı yerler de var tabii ki de. Hepsini yazmadım. Şöyle birinci olarak mesela kesirlerle işlem yapacağız. Örneğin toplama yapacağız. Kesirlerle çıkarma yapacağız. Bakın şuraya bir örnek gösterdim zaten. İşte bu toplamayı yapmak için paydalarımızın aynı olması gerekiyordu, değil mi? İyi de burada 4 ve 12 var. İşte ben buradaki 4 sayısını genişletme yaparak, yani daha doğrusu 3 bölü 4 kesirini genişletme yaparak 12 yapabilirim. Ondan sonra da toplayabilirim. Demek ki burada işe yarıyor. Az sonra yapacağım zaten, örnek göstereceğim. Başka işte kesirleri karşılaştırırken gerekli olabiliyor. Mesela 2 tane kesir verdi öğretmenimiz. Paydalar aynı olduğunda tamam, işimiz kolay, veya pay kısımları aynı olduğunda işimiz kolay. Ama bazen öyle oluyor ki paydalar farklı, pay kısımları da farklı. Kim büyük, kim küçük? Nereden bulacağız? İşte buradaki paydaları birbirine benzeterek ya da işte pay kısımlarını benzeterek, yani genişletme veya sadeleştirme yaparak birbirine eşitleyip ondan sonra karşılaştırabiliriz. Yani bu işe yarar. Şimdi genişletme ile devam edelim. Bir kesirin pay ve paydasını sıfırdan farklı olan bir sayı ile çarpma işlemine o kesiri genişletme diyoruz. Öğrencilerin bana en çok sorduğu soru şu oluyor. Öğretmenim diyor, genişleteceğim sayıyı ben nereden bileyim diyor. Şimdi öğretmeniniz size alıştırma yaparken bazen bu sayıyı veriyor. Örneğin işte 3 bölü 7 kesirini diyor 4 ile genişletin diyor. Bunu kendisi veriyor. Verilmediği durumda nasıl bulacaksınız? Bakın işte şuradaki örneğe bakın. Bu örnekte ben bu kesiri 12 yapmak istiyordum, değil mi? İyi de 4'ü 12 yapmak için kiminle çarpmalıyım? 3 ile çarpmalıyım. 3 kere 4 12. Yani ben buradaki kesiri hangi sayıyla genişleteceğimi kendim bulmalıyım. Neye ihtiyacım var? 12'ye. Ona göre buradaki rakamı yazmalıyım. İşte bana bu soruyu soran öğrencilerin cevabı bu. Yani bazı yerlerde kendiniz bu sayıyı bulacaksınız. Ne gerekiyorsa. Şimdi buradaki kesri genişlettiğimiz zaman ne oluyor mesela? 3 bölü 4'ü kiminle çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum, değil mi? Her ikisini de çarpacağım. Şöyle yani. Genişletmek için. Ve 3 kere 3 9 oluyor. 4 kere 3 12 oluyor. Bakın 9 bölü 12 ile 3 bölü 4 kesirleri birbirine denk olan kesirler. Biz bunu genişlettikten sonra artık 9 bölü 12 ve 5 bölü 12'yi rahatça toplayabiliriz. İşte genişletme böyle oluyor. Yani her ikisini de aynı sayıyla çarpıyoruz. Ve genişlettikten sonra genişletilen veya sadeleştirilen kesirler önceki haliyle denk oluyorlar. Denk kesirler. Bakın şunla şu birbirine denk kesirler oluyor. Ha şunu da yazmıştık. Bunu da genişletelim de. Bu da burada kalmasın. 4 kere 7 28. 4 kere 3 12. Bakın 3 bölü 7 kesirini genişlettim. 12 bölü 28 oldu. Ve 3 bölü 7 ile 12 bölü 28 birbirine denk olan kesirler. Şimdi sadeleştirmeyi de gösterelim. Sonra sorulara devam edeceğiz. Bir kesirin pay ve paydasını aynı sayı ile, yani sıfırdan farklı olan sayılarla bölme işlemine ise sadeleştirme deniyor. Bakın şurada bir örnek var. 18 bölü 12 kesirini 3 ile sadeleştirelim diyor. Ne yapacağız? Burada zaten verdi yani. 18 bölü 12'yi şöyle yazalım. İkisini de 3'e böleceğiz. Ve sadeleştiriyoruz. 18 bölü 3 6, 12 bölü 3 4. Demek ki 18 bölü 12 kesirinin 3 ile sadeleştirilmiş hali 6 bölü 4 oluyor. Ve şu iki kesir birbirine denk oluyor. Şöyle sorular karşınıza çok çıkacak. Hem ders kitaplarında hem okulda öğretmeniniz soracak. İşte bu kesirin en sade halini bulalım diyor. Bunu şöyle iki yoldan yapabilirsiniz. Göstereyim. Bir kısa yol var, bir de uzun yoldan. Şimdi diyelim ki 24 bölü 36'yı küçülteceğiz. En küçük haline getireceğiz. En sade hali demek bu. Kime böleceğin aklına gelmedi, bulamadın. Küçük küçük bölerek ilerlersin. Yani 2'ye bölersin önce. Ne oldu? 12. Burası ne oldu? 18. Sonra biraz daha küçültme imkanın var. Ne yaparsın? 2'ye bölersin yine. Ne oldu? 6 oldu. 9 oldu. Baktın 6'yı 2'ye bölebiliyorsun da 9'u 2'ye bölemiyorsun. O zaman 3'e bölmeyi denersin. Evet, bölünüyor. Ne oldu? 2 oldu. Burası ne oldu? 3 oldu. İşte en küçük hale geldin. En sade hali buymuş. Birkaç defa bölme yaptım.
Ya da şöyle yapabilirsin. 24 bölü 36'yı bakıyorsun. 24 12'nin katı, 2 katı. 36 da 3, 12'nin 3 katı. Yani iki sayı da 12'ye bölünebiliyor. Daha büyük bir sayıya bölüp kısa yoldan, ay 12 yazacaktım. Kısa yoldan hemen bir kere de bulursun. 24 bölü 12 2. 36 bölü 12 3 oluyor. Yani en sade hali böyleymiş. Şimdi soruları çözersek daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 2 bölü 3 kesrine denk değildir diyor. Böyle sorularda deneyeceksiniz. Mesela 2 bölü 3 10 bölü 15 oluyor mu? Deneyelim. 2'yi 10 yapmak için ne yapmalısın? 5 ile çarpmalısın. İşte bakın genişleteceğin sayıyı kendin buluyorsun yani. 2 çarpı 5 10. Tamam. 3 çarpı 5 15 mi? Evet. O zaman bu iki kesir denk. B'ye bakalım. 20 olmuş. 2'yi 20 yapmak için kiminle çarpmalısın? 10'la. 2 kere 10 20. 3'ü de 10'la çarp. 30 oluyor mu? Oldu. Bu da denk o zaman. Şuna bakalım. 6 bölü 9. 2'yi 6 yapmak için 3 ile çarparsın. 2 kere 3 6. 3'ü de 3 ile çarparsın. 9. Bu da oldu. Şuna bakalım. 2'yi 18 yapmak için 9 ile çarpman gerekiyor. 2 çarpı 9 18. 3'ü de 9 ile çarptığında 27 olacaktı. İşte burada 24 var. Demek ki bu iki kesir birbirine denk değil. O zaman biz de burada ne yapıyoruz? D şıkkını işaretliyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 8 bölü 10 kesrine denktir diyor. Şimdi böyle sorularda öğrenciler takılıp kalıyor. Bazen ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü cevap şıklarında istediği şeyi göremiyor. Neden? Anlatayım. Şöyle. Bakın 8 bölü 10 kesrine denk olanlar işte D şıkkından başlayalım. 16 bölü 40 yapabiliyor mu? Bakıyor. 8'i 2 ile çarpınca 16 oluyor. Tamam. 2 ile 10'u çarpınca 20 oluyor. Burası uygun değil. Tamam. Bunu ölçebildi. Ama burada 15 var. Şimdi 10 sayısını 15 yapamıyor. 8'i 6 yapamıyor. Bakın burada da 12 var. 8, 12 olmuyor çarpmayla. 10 sayısı da 15 olmuyor. 22 bölü 44 de bir türlü uymuyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Şöyle yapmalısınız sevgili öğrenciler. Size verilen kesri hemen bunlara benzetemiyorsanız ilk önce sadeleştirin. İki iş yapın yani. 8 bölü 10'u küçültün önce. En sade haline getirin. Bakıyorum ikisi de 2'ye bölünebiliyor değil mi? Bölüyorum. Ne oldu? 4 oldu. Burası da 5 oldu. En sade hali bu. Daha fazla küçültemiyorum. Şimdi 4 bölü 5'i artık bunlara benzetmem çok kolay. Bakın 5'i 15 yapabilirim 3 ile çarpınca. 5 kere 3 15. 4 kere 3 çarptığım zaman 12. Buna uygun değil. Bakın buna uygun işte. 5 çarpı 3 15. 4 çarpı 3 12. Demek ki 8 bölü 10 kesriyle C şıkkındaki kesir birbirine denk. İşte bu şekilde bulabilirsiniz. Yani buradaki verilen kesri önce sadeleştirirsiniz. Sonra en sade halinden buradaki şıklarla bulmaya çalışırsınız. Böylece daha kolay bulabilirsiniz. A şıkkı zaten uygun değil. Geçiyorum diğer üçüncü soruya. 2 tam 10 bölü 15 kesirinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu soruyu iki farklı yoldan size göstereceğim. Şöyle tam sayı haliyle sadeleştirebilirsiniz. Yani şöyle yaparsınız. 2 tam 10 bölü 15. Şimdi tam sayıları sadeleştirirken baştaki tam kısmına dokunmuyorsunuz. Şunları küçültüyorsunuz. Mesela bunu kaça bölebilirsin? 5'e bölebilirsin, değil mi? Bunu da 5'e bölebilirsin. Sadeleştirelim. 2 tam duruyor. Ona dokunmuyoruz dedik. 10 bölü 5 2. 15 bölü 5 3. Öğretmenim cevap yok. Şöyle yapacaksın o zaman da. Buradaki tam sayılıyı bileşik kesire döndüreceksin. Nasıl yapıyorduk? 2 ile 3'ü çarpıyorduk. 2 kere 3 6. Yukarıdakini de topluyorduk. Bileşik kesirlere döndürmeyi hatırlarsınız. Tam sayıları bileşik kesir yaparken alttakiyle çarpıyorsun, üsttekiyle topluyorsun. Neyse devam edelim. 6, 2 daha 8 oldu. Yukarıya yazıyorsun. Pay da 3. Değişmiyor. Ne oldu? Şimdi var değil mi? O zaman cevap D şıkkı. Tamam, şunu bir işaretleyelim. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de şu. 2 tam 10 bölü 15 kesrini ilk önce bileşik kesir yaparsın. 2 ile 15'i çarparsın. Yukarıdaki 10 sayısını da toplarsın. 2 tane 15, 30. 10 daha 40. Yazarsın. Paydamız 15. Tabii bu cevaplarda yok şu anda. Hemen ne yaparsın? Bunu sadeleştirirsin. Bakıyorsun kime bölebilirsin? İkisini de 5'e bölebiliyorsun. 40 bölü 5 8 oldu. 15 bölü 5 3 oldu. İşte en sade hali bu. Ve cevaplar da var. İki yoldan bulduk. Dörde bakalım.
Buradaki karşılaştırmasına göre karenin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi bakın burada 8 var, karşıda 32 var. İlk önce ben şunu genişleteyim, 32 haline getireyim. İşte bakın öğrencilerin sorduğu soru, öğretmenim hangi sayı gerekiyor? İşte 4 gerekiyor. Nereden buldum? 32 yapmak istiyorum çünkü. O yüzden 8'i 32 yapmak için kiminle genişletmeliyim? 4 ile. Yapalım. Genişletelim ve şuraya yazalım. 4 kere 8 32. 4 kere 3 12. Genişlettim ve şu hale getirdim. Sonra diğerlerini de yazalım. Ne var burada? Kare ve 32 var. Şimdi paydalar aynı olduğuna göre artık şimdi burayı bulabilirim. Bakın burada 12 var ve bu tarafın büyük olması gerekiyor. O zaman bu karenin yerine kimler gelebilir? 12'den büyük olanlar. Yani 13 gelebilir. Başka 14 gelebilir. 15, 16. Yani sonsuza kadar bütün sayıları artık koyabilirsin 13'ten sonra. Ve bu sayıların diyor en küçüğü kim diyor. E işte burada en küçüğü 13. Cevabımız B şıkkı oldu. Hadi bakalım iki soru daha çözelim ve öyle bitirelim dersi. Beşinci soru. Aşağıdaki kesir çiftlerinden hangisi denk değildir? Yazılıda çıkabilecek bir soru sizin karşınızda şu anda. 2 bölü 3 ile 18 bölü 27 denk mi değil mi? Kontrol ediyorsun şöyle. 2, 18 nasıl oluyor? 9 ile çarpınca oluyor değil mi? 3'ü de 9 ile çarpıyorsun. 27 oluyor mu? Oluyor. O zaman bunlar denk. Şuna bakalım. 6, 2 olacak. O zaman 3'e bölelim. Bölme yapacağız burada. Sadeleştireceğiz. Bunu da 3'e bölelim. 6 bölü 3, 2 oldu. Tamam. 15 bölü 3, 5 oldu. Bu da tamam. Uydu. 10 bölü 8. Bakın 5 bölü 6 oluyor mu bakalım. 10'u 5 yapmak için ne yaparız? 2'ye böleriz değil mi? 8'i 2'ye böldüğümüz zaman ne olacak? Burası 5 oldu da burası 4 oluyor. Yani burada da 6 var. Olmadı. O zaman buradaki 10 bölü 8 ile 5 bölü 6 denk değil. Biz de bunu arıyorduk zaten. C'yi işaretleyelim. Şunu da kontrol edelim. 3 sayısı 15 olması için ne yapılacak? 5 ile çarpılacak. Bunu da 5 ile çarpalım. 25 oldu. Tamam doğru. Geçelim son soruya. 3 tam 2'de 1 ile 21 bölü yıldız kesirleri denk kesirler ise yıldız kaçtır? Şimdi böyle bir durumda şuradaki tam sayılı kesri bileşik kesir yapmalısınız. Hemen yapalım. 3 çarpı 2 ve 1 ile toplayacağız. 3 kere 2 6. 1 de topladık 7. Yazıyorum. Bölü 2. Karşıda ne var? 21 bölü yıldız. Ne biçim yıldız oldu bu ya? Neyse güzelleştirdik biraz. Şimdi denk olacak değil mi? O zaman 7'yi 21 yapmak için ne yapmak gerekiyor? 3 ile çarpmak gerekiyor. 7 kere 3 21. O zaman tabii 2'yi de 3 ile çarpmanız gerekiyor. Çarpı 3 diyoruz. 2 kere 3 ne oldu burası? 6. O zaman yıldız kaçmış? 6'ymış. Cevap C şıkkı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.